şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbirisinin olup bitenden haberi yokken iki tane canavar geliyor. Bilinçli bir şekilde, planlı bir şekilde masum insanlara gelişi güzel ateş açıyorlar. Terörist ve terörizm böyle bir şeydir. Hiç hedef gözetmez. Tek bir maksadı, amacı vardır. Kendisini korkuyla topluma hakim kılmak. Terörizmin temel amacı budur ve evrenseldir. Dili de evrensel ve korkuları da evrenseldir. Biz bunlara yenilecek miyiz? Elbette hayır. Bu ülkenin bekçileri var. Bu ülkenin daim nöbetçileri var. Onlardan birileri bizleriz. Onun için Devlet Bey ne dediği ne demediği bu milleti belki gündemi oluşturabilir ama bu milletin vicdanına hitap etmiyor. Devlet Bey gece ne yaptı, neler yaşadı, neler düşündü, neler yedi, neler içti bilmiyoruz. Yarın ne yapacağını da bilmiyoruz, ne diyeceğini de bilmiyoruz. Gerçekten kendisiyle çelişen, kendisini inkar eden, dününü de inkar eden, birkaç ay öncesi söylediklerini inkar eden başka bir ben insan tanımıyorum. Yüreğe yetiyorsa, gerçekten iddialarında samimiyse, eğer gerçekten çözüm, bu millet bu şekilde bir çözüm istiyor diyorsa, buyur referanduma. Soralım halka. Siz teröriste umut hakkı tanıyacak mısınız? Millet. Sonuçta millet karar versin. Madem öyle, millete soralım. Referandum yapalım. Diyelim ki halka, ey halk, Türk milleti, siz işte Devlet Bey'in iddiasıyla işte ortalık sulh olsun bilmem ne olsun diye teröriste, terörizme yol açacak mısınız? Affedecek misiniz? Umut hakkı tanıyacak mısınız? Umut hakkının özeti aftır. Ey halkımız, ey Türk milleti. Millet bilsin. Yani milleti kandırmaya gerek yok. Milleti başka sözlerle avutmaya da gerek yok. Yüreğin yetiyorsa gel. Sözün arkasında dur. Umut hakkı mı, şehit hakkı mı? Buyur, biz şehit hakkı tarafındayız. Umut hakkı demek, af demektir. Sen adamı yıllar yılı suçla, eli kanlı de, çocuk katili de, bebek katili de, sonra hiçbir şey olmamış gibi çık adamı meclise çağır. Gel burada konuş. Ha, sen kimsin? Sen kimsin? Kimin adına konuşuyorsun? Gel buyur, referanduma gel. Gel, millete soralım, millete. Millete soralım, Sayın Bahçeli. Onun için ülkede şu veya bu şekilde kendisini bir partinin genel başkanı sayan veya bir toplumun kesiminin temsilcisi sayan insanların ağzından çıkanları kulağı duyacak. Ben şimdi Devlet Bey'in bir hafta sonra ne konuşacağını bilmiyorum. Belki de tam tersini konuşacak. Bambaşka şeyler söyleyecek. Yani normal ülkelerde bebekler doktor eliyle, hemşire eliyle ölürse o ülkede hiçbir hükümet ayakta kalamaz. Kalmaz ya. Sorumlusu, yani sıradaki vatandaş değil, sorumlusu Sağlık Bakanlığı'dır. Onun bürokratları, onun siyasi uzantısı olan bakanın kendisidir. Sen tutacaksın, orada bu işleri bilen, gören ve göz yuman İstanbul Sağlık İl Müdürünü bakan yapacaksın. Sonra ortaya bir cesur, milliyetçi, savcı çıkacak, olayı ortaya çıkaracak. Ondan sonra şu an Tayyip Bey'den bir şey var mı? Yok. Hükümet bu işin mecliste araştırılmasına oy veriyor. Devlet Bey eliyle ve Erdoğan eliyle. Niye araştırılmasını istemiyorsunuz? Niye bu hadisenin iç yüzünün bilinmesini istemiyorsunuz? Milletten neyi saklıyorsunuz? Onun için ben normal bir ülkede bu hadise bile bir hükümetin istifasına yol açacakken bizde ölen ölüyor, kalan sağlar bizimdir diyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi hayata devam ediyorlar. TUSAŞ'ta iki tane hayati açmaz var. Bir tanesi istihbarat zafiyeti. Bu adamlar nereden geldiler? Nerede yattılar? Elini kolunu sallayarak sarı taksiye nasıl bindiler? Ticari taksiyle beraber oraya nasıl geldiler? Geldiler. Birinci barikatı nasıl açtılar? Nasıl açtılar? Nasıl? Bu soruların cevabını biz bulamadıktan sonra ve bunlar kamuoyunda tartışılacak, sorumlusu siyasi uzantılarının da hesap verdiği, sorumlu olduğu bir mevkiyle biz tartışacağız. Şu anda ne var? Hiçbir şey yok. Ne oldu? Şehitler verdik. Olan acı ailelere düştü. Siyasilere ne düştü, sorumlulara ne düştü, Sağlık Bakanı'na, İçişleri Bakanı'na, bu işleri bitirdik diyen insanlara. Hani terör bitmişti? Bitirdiğiniz terörle ne teröristle konuşuyorsunuz madem? Bitirmişsiniz madem, değil mi? İddia bu. Biz terörizmi ve terörü Türkiye'den çıkarttık, defettik, gittik diyor. Amenna, inanalım size. Peki bitirdiğiniz terörle, teröristle niye konuşma gereği duyuyorsunuz? Sebep? Şu anda her şeyleri yalan. Yalan üzerine siyaset Türkiye'de hakim olduğu için ne yazık ki halkın dışladığı, halkın daha doğrusu dışlandığı bir sistemle Türkiye yönetiliyor. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.